Derbeder oldum derbeder. Derbederliğim için üzgünüm ama şu anda Mr. Donuts'tan geldim. Size göstermek istediğim bir şeyler var. Donut aldım. Mr. Donuts. Birkaç sene önce de çıkarmıştı bunlardan. Blogda fotoğrafları olabilir. Şimdi size göstermek istiyorum. En klasiğiyle başlayayım. Ben bunu sürekli alıyorum, eliyorum. Golden çikolata mıdır? Nedir bu? Ay çok acıktım. Ama esas göstermek istediklerim Snoopy. Birazdan Snoopy katili olacağım. Bu normal vanilya çikolatalı. Snoopy düştü. Burada çikolatalı, içindeki krema kestaneli. Şimdi bunları yiyeceğim, bana afiyet olsun. Tabii önce fotoğrafını çekeceğim. Hay hay, bay bay. Snoopy'yi yemeye karar verdim. Öncelikle rengimi açar mısın lütfen kameracığım? Teşekkür ederim. Engin Geçtan insan olmayı okuyacağım. Birazcık dinleneceğim. Steştel. Ya canım kahve istiyorum. Evde hiç kahve yok. Almayı da unuttum. Steş çaylarının white choco mocha, white çikolata, beyaz çikolatalı mokasından içiyorum. Bunun da böyle birazcık böyle değişik bir kokusu var. O hazır burada demleniyor. Siyah çay aslında kendisi. Onu şekersiz içiyorum. Çünkü yanında Snoopy yiyeceğim. Snoopy özür dilerim. Beni affet. Çikolatalar düşüyor ya. Düşme. Hazır mısınız? Bir ana şahitlik ediyoruz. Ya aslında içi kestaneli olduğu için beni korkutuyor. Ben kestaneyi çok seviyorum da kestane aromalı pastaları falan çok sevmem. İlk ısırdığımda kremaya ulaşamadım. Kamerada netlemedi. Hain. Bir kere daha ısırıyoruz. Kesen tadı alamıyorum ya. Güzelmiş, normal. Hiçbir ekstrası bulunmuyor. Görünümü haricinde. Çok yorgunum. Bay bay. Diyelim ki evdeyim ve canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Dışarı çıkmak da istemiyor. Evde olmak istiyor. Ama evde de yapacak bir şeyim yok. Kendimi oyalamam ya da motive etmem gerekir. Ne yapıyorum? Genelde bir masaya yayılıyorum. Ben ve masalara yayılmalarım meşhurdur zaten. Bilgisayarımı önüme alıyorum, ya beni mutlu edecek bir film açıyorum. Bu genelde mesajınız var ya da eski Türk filmlerinden. YouTube'a yazıyorum eski Türk filmi, ne olursa olsun. Mesela şu anda YouTube'a girip ilk çıkan filme girebilirim. Ama şeyi istiyor canım. Eski Türk filmleri. Tek parça izle de olabilir. Karagözlüm, Zehra. Ya şeyi istiyorum ben. Gülşen Bubikoğlu ya Tarık Akan. Ah ne dedi miydi? Sarı öküz parası. Onu bilmiyorum neymiş. Aile pansiyonu. Adile Naşit var. Onu açacağım. Ondan sonra bu burada böyle açık olur. Böyle oturup izlemem hiçbir zaman. Zaten videoları falan da öyle izlemiyorum açıkçası. Sonra yanımda telefonum olur sosyal medyada dolaşmak için. Sonra kendime bir çay ya da kahve ya da bir içecek bir şey yapmışımdır. Şimdi Steş'in White Chocolate Mocha içiyorum. Şu an çok sıcak, soğumasını bekliyorum. Kalemliğimi yanıma alırım böyle. Renkli kalemler falan filan. Ondan sonra yanıma defter alırım. Bir Moleskine var. Bunu böyle günlük gibi kullanıyorum. Ne düşünüyorum, nasılım, ne yapıyorum onu yazıyorum. Ya da böyle ajandam var, okul ajandam. Gerçi son zamanlarda hiç kullanmıyorum ama işte yapılacaklar listesi, ajanda. Mesela Ekim ayının ajandasını hazırlayabilirim. Böyle ücretsiz dergiler geliyor bizim posta kutusuna. Benim şehrimde neler var, nasıl etkinlikler var, restoranlar. Onlara böyle göz gezdiriyorum, bakıyorum neler var diye. Bir de tabii ki olmazsa olmaz kitaplarımı yanıma alıyorum. Şu anda okumakta olduğum 5 tane kitabım var.
Yani kitapları aynı anda nasıl okuyorsun diye soracaksınız. Bilmiyorum ben de nasıl okudum. Kendim bildiğim bileli okuduğum için herhalde böyle bir şey geliştirdim. Bir taktiği, bir şeyi yok ama deneyebilirsiniz. Hepsi birbirinden farklı kitaplar olduğu için karıştırmıyorum birbirine. Çok şey değil yani benim için. Osho'nun Bir Sabun Kübüdür Hayat. Bu mesela bölüm bölüm. Bunu böyle, bunu tavsiye ederim herkese. Lise ve üzeri herkese. Osho'nun şeyleri var böyle bir sayfalık, iki sayfalık, kısa kısa. Hani ben kitap okuyamıyorum diyenlere de hani sıkılamayacağınız. İki sayfada bir bölüm bitirdiğiniz için bitirebilirsiniz hemen diye düşünüyorum. 100 tane mektup var içerisinde. Bu pi bitmek bilmeyen kitaplarımdan birisi. Bugün ama hastanedeydik sabahtan. O yüzden biraz keyfim yok açıkçası. Hiçbir şeyim çıkmadı ama bütün gün hastanede olmak moralmen götürüyor. O kadar kaldı. Yani ben Fi Chi Pi miydi? İlk kitabın adı neydi? Fi Chi Pi, doğru söylemişim. Başlamadıysanız başlamayın. Kimi sevenler çok seviyor, sevmeyenler hiç sevmiyor. Ben ortadayım, ne çok seviyorum ne sevmiyorum ama işte benim hayatımı değiştirdi, farkındalığımı şey yaptı, şeyi bende olmadı. Okuyorum öyle yani, bitecek inşallah. Osho'nun kitaplarıyla aşk ve nefret ilişkisi yaşıyorum. Bazı kitaplarını çok seviyorum, hemen bitiyor. Bu yıllardır elimde, bir türlü bitmiyor. Martıları seven adam. Bir türlü bununla yıldızımız barışmadı. 2016 kararlarımdan biri bunu bitirmek. O yüzden kasarak bitirmeye çalışıyorum. Şuradayım. Şu kadar kaldı bundan da. Bunu da bitirmem lazım. Artık 2017'de Allah izin verirse o kitabı görmek istemiyorum. Bunu. Bu benim psikiyatrımın önerisi. Bunu okumamı istemişti. Engin Geçten İnsan Olmak. Bu şu anki kitapların arasında en sindire sindire okumaya çalıştığım. Her psikolojiyle okuyamadığım bir tek bu var. O yüzden biraz ağır geliyor. Biraz böyle hazır olmam lazım. İçindeki konular falan da var. Mesela öfke, düşmanlık, anne baba çocuk falan. Bazı konular beni etkilediği için hapşuracağım. Engin Geç'ten İnsan Olmak. Çok güzel bir kitap ama biraz ağır gidiyor bende. Ve sonra Ölüm Yok, Korku Yok. Bu da Vietnamlı bir Budizm hocasının kitabı diye biliyorum. Bunu da seviyorum. Bazı şey, bu da genelde çok moralimin bozuk olduğu zamanlarda elimin gittiği bir kitap. Böyle yani öyle zamanlarda bu kitabın beni çağırdığını düşünüyorum. O yüzden bunda da şurada 70. sayfadayım. Hapşıracağım yine. Niye? O yüzden bu da benim acil durum kitabım gibi bir şey oldu. Çok kötü hissettiğimde, ne yapacağımı bilemediğimde yetiş diye böyle kendimi, moralimi yükseltmek için yaptığım şeylerden biri yani bunu okumak. Ve tabii ki olmazsa olmaz yanıma bir abur cubur alıyorum. Bisküvi olabilir, çerez olabilir, çikolata olabilir ya da sadece içecek olabilir. Şu anda Snoopy yiyorum, yarısını yedim. Bu kadar kendi moralimi yüksek tutmak için ya da kendimi oyalamak için yaptıklarım. Siz neler yapıyorsunuz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben Aile Pansiyonu filmi eşliğinde sizin YouTube yorumlarınıza cevap vereceğim. Biraz yazı yazacağım. Biraz kitap okuyacağım. Sonra mutfağa gideceğim. Bay bay. O ne biçim söz olur mu canım? Gelir misin? Rahmetli kocan az mı iyilik etti bize? Şu mahallede herkes onun ekmeğini taşır kursağında. Gel şu konağa pansiyon yap. Bir açlık da sana. Gerçek derdin. Delirdin mi kız? İkimizin de babası burada. Herkese merhaba. Şimdi yağmurlu bir Japonya'dan herkese merhaba. Kliniğe gitmem gerekiyor. Çünkü vücut ağrılarım var. Sebebi bilinmeyen. Kan testinde bir şey çıkmadı. Röntgen falan filan da hiçbir şey çıkmadı. Daha